من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Buyurunuz kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve çene kapamak nasip ve müessir eylesin. Cenab-ı Hak eda buyurmuş olduğumuz namazımızı kabul buyursun. Ömür boyu bizlere ve zürriyetimize namazda daim olmayı lütfeylesin. Amin. Dün akşamki hadise dolayısıyla vefat edenlerimize rahmet, ailelerine sabır, milletimize sebat, düşmanlara lanet, azim ve tevekküle rağbet, Allah bize yeter gayret şuuruyla huzur ve sükun içinde ümmet-i Muhammed'in yaşayacağı günleri hepimize Cenab-ı Hak lütfeylesin. Değerli dostlar, bu akşam kandil münasebeti olduğu için bugünkü dersimizde müşriklerin nasıl bir peygamber tasavvur ettiklerini anlatan ayet-i kerimeleri sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Allah nasip ederse önümüzdeki pazar günkü dersimizde de Peygamberimizin hadisleri ve sözleri konusundaki kaynak veya kaynak değerlendirme noktasındaki hadis edebiyatı veya hadis usulü zor da olsa bu konudaki bazı bilgileri tekrar ederek Efendimizin hayatının hadis noktasında ve sözleri noktasında nasıl anlaşılması gerektiğini gücümüz yettiğince aktarmaya çalışacağım. Biliyorsunuz tespit ettiğimiz konuya bugün okunan cüzden mukabeleden bir ayetle başlıyoruz. Bugün okunan yer Bağha suresi. Şöyle bakayım dedim, peygamberlerle ilgili neler var? Musa aleyhisselam ekseriyette anlatılıyor. Fakat sonuna geldiğimizde şu ayeti fark edince çok sevindim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki 134. ayetinde Bahan'ın وَلَمْ اَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَذِلَّ وَنَخْسَى. Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azab ile helak edecek olsaydık, o zaman mutlaka şöyle derlerdi. Ey Rabbimiz, Rabbena, dünyada Rabbimiz demiyorlar ama ahirette diyorlar. Levla arsalte ileyna rasula, bize bir peygamber, bir elçi gönderseydin. Fenettebiye ayatike min kable en nedille ve nakza. Alçalıp rezil olmadan, perişan olmadan önce senin ayetlerine uysaydık derler. O halde bu ayet-i kerimede başka yerde de var bunun benzeri. Kıyamet günündeki özür kapısı kapatılmıştır. Eğer peygamber gelmeden insanlar azaba dünyada ahirette uğrasaydılar, keşke bize bir elçi gönderseydin, o elçi de ayetleri okuyup yaşayıp gösterseydi ve biz burada rezil ve rusvay olmasaydık diyecekler. O zaman buradan şu anlaşılıyor. Peygamber'e uymayan insanlar rezil ve rusvay bir hayat dünyada yaşarlar. Ahirette de bunun cezasını çekerler. Zira hocamızın da Kur'an-ı Kerim'de namazda okuduğu ayetlerde de var. Az sonra onu da ifade edeceğim. Nur suresinin 63. ayetinde Cenab-ı Hak
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Rabbimiz buyuruyor ki peygamberin sizi çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. Biz birbirimizi davet ederiz, icabet ederiz, etmeyiz. Ama peygamberimizin davetini, din konusundaki davetini herhangi bir insanın daveti ve işareti gibi yapmayınız diye Mevlamız Celle Celaluhu ayet-i kerimede beyan ediyor. Ve ondan sonra da eğer bu dinlenilmezse, muhalefet edilirse bir belanın ve elem dolu bir azabın geleceği beyan edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in daha evvel de ifade ettik, bütün kelimeleriyle peygamberimize işaret edecek delillerini ve irşatlarını bulmak mümkün. O halde peygamberleri doğru anlamaya çalışmak gerekir. Tarih boyunca Ehl-i Kitap denilen Yahudiler ve Hristiyanların hayatına baktığımızda kimisi peygamberleri anlarken aşırı yücelmişler, Allah'ın oğlu diyecek kadar ileri gitmişler. Kimisi de aşırı küçümsemişler ve çok eziyet etmişler. Onları bulundukları makam ve mevkiden aşağıya görmüşlerdir. Zira Kur'an-ı Kerim'de ismi ve kıssası en çok anlatılan peygamberlerden birisi olan Musa Aleyhisselam, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, يَا قَوْمِ لِمَ تُعْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ اَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ Saf Suresi 5. ayette, ey kavmim, benim Allah'ın size gönderdiği bir peygamber olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz diyor. Bak dikkat edin, peygamber olduğu kabul edildiği halde peygambere eziyet ediliyor, sıkıntı veriliyor. Neden böyle yapıyorsunuz diye Mevlamız Celle Celaluhu beyan ediyor. Başka bir ayet bu konuda hatırladım, onu da sizlerle paylaşayım. Ahzab Sure-i Celilesi'nin sonunda olacak. Cenab-ı Hak buradaki ayet-i kerimede de 69. ayette يَا اَوْلَتِنَا اَمْرُ لَا تَكُونُوا كَلَّد۪ينَ اَعْدَوْ مُوسَى Ey iman edenler, siz Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Kime eziyet edilir? Peygamberimize eziyet edilir. Musa Aleyhisselam yoktu bizim karşımızda. Sahabenin karşısında yoktu. Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hiçbir konuda eza, cefa ve saygısızlık göstermeyin buyurmuştur. Hatta Efendimiz bir tarafa onun sahabesine bile saygısızlık göstermemek gerek. Çünkü Cenab-ı Hak ayeti kerimede Tevbe suresinde olsun, başka surelerde olsun, Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdır diye ayet-i kerime tecelli etmiştir. Fetih suresinde Allah ağacın altında beyat edenlerden razıdır buyurulmuştur. Adamın bir tanesi sahabe-i kiramla ilgili saygısız konuşmalar ve iftiralarda bulunuyormuş. Onun yanında bulunan bir şahıs ona sormuş. Sahabeyle ilgili ileri geri konuşuyor. Sana bir soru sorayım, sen Ensardan mısın demiş. Yani Medine'li Müslüman mısın sen? Hayır demiş, ben Medine Ensarından değilim. Peki Mekke muhacirlerinden misin? Mekke'den Medine'ye giden, hicret eden grubun içinde sen var mısın? O da değilim. Öyleyse sen üçüncüsünden de değilsin demiş. Ben de senden uzarım. Anlamadım demiş, üçüncüsü ne oluyor? Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki Haşr suresinde olacak. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ Muhacirlerden ve ensardan sonra gelenler şöyle derler. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ Ey Rabbimiz bizi ve bizden evvel imanla göç edenlerimizi bağışla.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Ve mevcut iman edenlere karşı da kalbimizde kin, haset, kötülük barındırma ya Rabbi. Rabbena inneke ravufur rahim. Allah sonra gelenlerin önce gelenlere dua etmesini istiyor kendileriyle beraber. Sense onların hakkında ileri geri konuşuyorsun. O halde sen sonra gelenlerin değerli sınıfına dahil değilsin demiştim. Bunun için burada demek ki sahabe-i kiramın da Kur'an tarafından nasıl eğitilip öğretildiğini ayrı bir yerde olarak işlemek mümkündür. Şimdi bütün bunlardan sonra iş şuraya gidiyor. Kur'an-ı Kerim'deki ehli kitabın peygamberleriyle ilgili yapmış olduğu hataların benzerlerini zaman zaman ümmetin içinde de işledikleri hatalar olarak görmekleri mümkündür. Sure-i Furkan'ın 7. ayeti kerimesinde müşriklerin şöyle bir söylemleri var. Bunu anlatmadan evvel, daha evvel bir vesileyle anlattığım bir hatıra ile anlatırsam daha iyi anlaşılır. Akrabalarımızdan çok yaşlı bir nene, artık ömrünün sonuna doğru 80 yılını yaşmıştı. Unutkanlık, aklında biraz zorluklar meydana geldi. Yemek yemeyi bıraktı. Ne söylediği farkında değil. Bunun üzerine dendi ki, ille yemek ye. Ben yemek yemeyeceğim dedi. Şeyhim yemek ye derse, o zaman yemek ye. Yani yaşlı kadın böyle bir talepte bulundu. İkna etmeye çalıştılar. Edemediler. Sonra dediler ki, o şeyhin yakınlarından bir hoca efendimin damadı çok oldu vefat edeli. Onu davet ettiler. Geldi, anlattı bir şeyler, söyledi ona yemek yenmesi gerektiğine dair. Fakat o nene ikna olmadı. Yemiyor da yemek, çok da bitkin. Bunun üzerine dediler ki, şeyhi de buraya çağıracakları mümkün değil, ona götürelim annemizi. Ben de merak ediyorum, bir şey yaşlı bir kadına ne diyecek ki yemek denir. Ye demek de yeseydi oğulları, gelinleri yediyor. Gelen misafir Hoca Efendi yediyor. Neyse, beni de götürdüler. Bir minibüse yatak serdiler, neneyi bir Şeyh Efendi'ye götürdüler. Benim derdim nenenin yemeğinden çok, şeyhin vereceği cevabı bekliyorum, ne söyleyecek diye. Götürdüler. Anlattılar, o şu ayeti kerimeyi zannediyorum okumuştu. وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْاَسْوَاءِ Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler diyor Cenab-ı Hak, şüphesiz onlar yemek yerler, çarşıda, pazarda da gezerlerdi. İşleri, ihtiyacı, tebliğ için bunu yaparlardı diyorlar. Dedi ki Şeyh Efendi, bak bizden önce peygamberler geldi ya, onlar yemek yedikleri için biz de yemek yiyoruz dedi. Öyle söylemedi ki bunlar bana dedi. Söyleseydiler peygamberimiz de yemek yerdi, ben de yerdim. O zaman otur beraber yiyelim. Tabii çok az bir yemek yedi. Hoca Efendi de onun yanına oturdu. Ama bir şey dikkatimi çekti. Bu ayetin okunması çok dikkatimi çekmişti. Peygamberleri çok yüceltiyoruz derken yemek yemez, sokakta gezmez bir hal durumuna getiriliyor. Halbuki Efendimizin sokakta, çarşıda gezmenin salih amele dönüştürülürse hiçbir mahsuru yoktur. Ama avare bir gezi, gayesiz bir gezi ise peygamberler için mümkün değil bu. O zaman sopak mütevde durmak bile bize vebal olur, ayrı bir durum. Şimdi buradan bakacak olursak, Furkan suresinin 7. ayeti kerimesinde buyruluyor ki, demin okuduğum da Furkan suresi 20. ayetti, yazanlar olduğu için numara söylüyorum. وَقَالُ مَا لَهَذَا الرَّسُولُ Bu nasıl peygamber? يَكُلُ الدَّعَامُ وَيَمْشِي فِي الْاَسْوَاكُ Yemek yiyor, sokakta geziyor. Böyle peygamber olur mu dediler. لَوْ لَا اُنْتِلَ اِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَا هُ
Zira ona bir melek indirilseydi de onunla beraber uyarıcı olsaydı olmaz mı dediler. Yani burada görüyoruz ki bir melek peygamber talebi var müşrik zihniyette. Beşer Resul değil de melek Resul istiyorlar. Daha bir değerli olsun, daha bir kıymetli olsun. Ama bunu söylerken altında yatan şey de meleğin insana benzemediğinden dolayı belki de bir müddet sonra o melekti canım biz melek miyiz deyip onu hayatımızın dışına itmenin, atmanın bir yolu olarak böyle beyan edecek. Bunun için burada peygamberin yemek yemesinden bahsediyor. Şimdi bir konuyu arz edeyim. Burada bizim hatamız var, bunu kabul ediyorum. Ama toplumda yemek konusunda en çok alaya alınan kısımlardan birisi de din görevlidir. Din gönüllü veya imam veya cami görevlidir. Böyle mi? Hocalar çok yer. Belki evet yiyenimiz vardır ama işte iki porsiyon bitir. Hoca çok yer. Hayrola hocalar yerdi, yemiyoruz mu? Böyle olur. Bir küçük umredeki hatıramı anlatayım. Uzat yanındaki 90 yaşındaki, 95 yaşında belki şu anda, babası Şam Ebeviye Camii'nde bazen bir zatla aynı odada kaldı. Yemek aldık, size de tatlı alayım dedim ama çok nazik ve kibar bir insan. Görseniz imrenirsiniz. Oturması, beyefendiliği, konuşması o yaşına rağmen her şeyiyle dikkatli bir zat. Büyük bir eğitim ve terbiyeden geçmiş. Eski milletvekillerinden, genel müdürlerden biri. Olur efendim, zahmet olmasın size. Ben alayım. Şöyle, tabiri ise mille kadar olan lokma gibi tatlılardan ona da bana da aynı tabağa 7-8 tane, 10 tane koydum. İşte zeytin kadar diyelim. Ama ikimiz için koydum. Tabakla masaya gelirken birisi oradan çok özür diliyorum. Hoca bize de kaldı mı dedi. Şimdi dönüp döndüm. Ben sabrı vaaz ediyorum ama işte sabrı vaazdan olsa kolay yapacağım. Buna bir şey diyeceğim ben. Derim. Dedim. Bana böyle yaptı. Lütfen oturuver. O sanki şaka yaptı size dedi. Ama dedi cahilin şakası da cahilce olur dedi. Devam etti. Ümit teselli ediyor. Aslında biz arkasında namaz kıldığımız hocalarımıza şaka yapmamamız lazım dedi. Çünkü onlara biz namazımızı emanet ediyoruz. Namazımızı, değerli namazımızı emanet ettiğimiz insanı hafife alaya alacak davranış göstermek doğru bir iş değildir dedi. Ben de bu güzel sözün karşısında ezilerek dedim ki keşke biz imamlar da bu işin değerini böyle anlamış olsaydık. O efendim sizin takdirinizdir, ona biz yorum yapamayız ama hocalarımıza latife yapmamalı, yaparsak da latif olmalıdır efendim dedi. Şimdi bakın demek peygamberler içinde yemek yiyor. Halbuki sahabeden birisi bir gün yemek yemiş. Yemeği yiyince karnı göğsünün hizasına gelmiş. Bir kısmımızın ki ileride biliyorsun. Kayış torba alınıyor. Ne demiş biliyor musunuz? Bugün de çok yemek yedik demiş. Karnım göğsümün hizasına geldi demiş. Hani dışarı taşmamış da öyle düşünmüş ki Efendimizin çok yemediğini hepimiz biliyoruz. Ama demek ki sokakta gezme meselesiyle ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Sahabe-i kiramdan bazıları selam sevabı almak ve müminlerle görüşmek için dışarı çıkarlarmış. Gerçi şimdiki günümüzün dışarısı çok fitne. Mesela şu tarafta bir caddemiz var. İşiniz yoksa özel bir durum. Gezmek sıkıntılı. Cahiliye caddesi. Cahiliye caddesi bir vaatler. Ancak günümüzde de şöyle bir iş var. Çok meşhur hoca oldum da hiç sokağa çıkmayacağım. Hiç çarşıya çıkmayacaksın, hep böyle oturacaksın, millet sana gelecek. Bu doğru mu bilmiyorum ama Peygamberimizin pazarda göründüğünü biliyoruz biz. Peygamberimiz pazarda görünmüş, gezmiş, hatta ürüne elini sokmuş, aldığı ıslakmış, bunun aldığı ıslakmış, bunu niye göstermiyorum? Ben kaç şenabı, leysi minna, böyle yaparsan bizi kandırırsın, kandıran da bizden değildir demiş. O halde ihtiyaç varsa hocamız, şeyhimiz, büyüğümüz, kimse sokakta, pazarda, çarşıda göreceğiz. Zaten
Peygamberimizin sünnetleri ve hadisleri hep kürsüden okunanlar değil, onun savaşta, pazarda, sokakta, çarşıda, kalabalıkta, yalnızda, aydınlıkta, karanlıkta yaşadıklarını toplamışlar, biz sadece kürsüden anlıyoruz. Halbuki onun yemek yerken tavrı bile hadis olarak kürsüye gelmiş. Keşke biz de onu hadis olarak sünnete çevirip eğer şeyde uygulasaydık, sünnet sevgisiyle, o zaman birçok yemeğin afetlerinden kendimizi muhafaza etmiş olurduk. Şimdi Cenab-ı Hak buyuruyor ki, daha sonraki ayete geçeyim. Tebareke lezî inşâe ceâleleke hayren min zâlike cennâtin tecrî min tahtel-i enhâr ve yec'alleke kusûrâ. Bir parantezde şunu söyleyeyim. Sarayımız, evimiz, bilmemiz yok diye oğlum, bu aklınızda dursun. Ayete bakıyoruz, şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak, 10. ayet burada. Dilerse Allah bundan daha güzelini sana verir. Hani onlar dediler ya, bu nasıl bir peygamber ya, özür dilerim, yukarıda ayeti anlamışım bir tanesini, 8. ayet. اَوْ يُلْقَا اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَكْلُ مِنْهَا. Kendisinin bir hazinesi olsaydı bu peygamberin, böyle büyük bir deptebeli bir zenginliği olsaydı, kavrun misali, ve ürününden yiyeceğiyle bir bahçesi olsaydı, yani peygamber dediğin adam, hazinesi olan, madem mucizeleri oluyor, güzel de bir bağı bahçesi olan, yediren, yedir, yiyen bir insan olsaydı. Ama siz bağı yok, bahçesi yok, parası olmayan bir adama tabi oluyorsunuz. Çünkü hatırıma geldi ki, Kur'an-ı Kerim'de فَلَمَّا فَسَلَ دَعَلُودُ بِنْ جُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهُ مُتَّلِيكُمْ بِنَهَرُ ayet-i kerimesinde geçen bir olaya bakalım. Bunun evvelinde şöyle bir ayet var. İnsanların değerlendirmeleriyle kitabın değerlendirmelerine bakınız. Biz de ona göre değerlendirelim. 247. ayet Bakara suresi. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّمْ اِنَّ اللّٰهَ وَقَاسَ لَكُمْ دَعَلُودَ مَلِكَ. Peygamberler dedi ki onlara, İsrailoğullarından, Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi. Onlar dediler ki bir komutanımız olsa da savaş etsek, haklarımızı alsak dediler. Allah da Talut'u gönderdi. Galu, şimdi dediler ki اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنَ مَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُبْدَ سَعَةً مِنَ الْمَانِ. Bizim üzerimize bu nasıl hükümdar melik olabilir ki? Biz hükümdarlığa ondan daha layık. Ona zenginlik de verilmemiş. Kardeşim malı yok, bir şey yok. Efendim bugünkü tabirle aklınıza sığın, çulsuz bir adam gördüler. Malı yoksa değeri yok adam. Halbuki Efendimiz öyle adamlar vardır. İnsanlar değer vermez ama Allah adına yemin etse Allah ona yemininde yalancı çıkartmaz diyor. İnsana değeri malı ve makamıyla verip alan zihniyet, müşrik zihniyet. Burada bakın diyorlar ki bunun malı da yok. Ve devam ediyorlar, şöyle söylüyorlar. قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ وَاَسْتَفَانْ فِي الْاِلْمِ وَالْجِسْمِ. Cenab-ı Hak buyurdu ki, veya peygamberleri, Allah onu sizin üzerinize hükümdar kıldı. Onun bilgisini ve gücünü artırdı buyurdu. Bak görüyor musunuz? İlmin değerini. Ayet-i kerime ne buyuruyor? Allah-u Teala وَاَسْتَفَانْ فِي الْاِلْمِ وَالْجِسْمِ. İlim ve cesametini artırdı. Onun için insanlar dört grup üzeridir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Birisi ilmi var, malı var. Hayırlı kazanır, hayırlı harcar, hayırlı yaşar yani. İkincisi ilmi var, malı yok. Der ki keşke benim de malım olsaydı da ilim sahibi, ben de hayru hasena, doğru maddi işler yapabilseydim. İlim var ama para yok. Cenab-ı Hak ona birincisinin ecrini verir. Üçüncüsü ise malı var, ilmi yok. Bu da haramlarda kazanır, haramlarda harcar. Dördüncüsünün ne ilmi var ne malı var. O da der ki şu malı olan adam gibi olsaydım der. O da niyetinden, o kötü azminden dolayı öbürünün girdiği vebale girer. Vebale girer. İşte burada şöyle bir soru aklınıza gelebilir. E canım adam amel işlemedi de nasıl oluyor? Niyetten günaha sevaba girdi mi? Bu niyettir, bu azim. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَقْسَمُوا لَيَصْلِمُنَّا مُسْبِح۪ينَ.
إلى آخره. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Kalem suresinde, yani 3 suresinden sonra bir bahçeden haber verir Cenab-ı Hak. Bahçe sahipleri derler ki yarın gidelim bahçeyi devşirelim, ürünleri alalım, miskinler, yoksullar yola çıkmadan, görmeden kimse depomuza malımızı koyalım. Ne inşallah derler, ne miskini düşünürler. Niyet değil mi bu? Sonra gidip yatarlar. Ne oluyor? Bahçeye gitmeden فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Bunlar uyurlarken Allah bahçeyi helak eder. Hani ne olsun niyet? Demek ki bu niyet kuru bir niyet değil, iradeli, azimli, kasıtlı bir niyet yaptı mı? Onun için Efendimiz ölen de öldüren de cehennemdedir. Ya Resulullah, öldüren cehennemde de ölen niye cehennemde? O da öldürmeye ona niyet değil de ondan. Niyet batıl olursa, azimli, kararlı olursa o niyetlerden sorumluyuz. Onun için geçen gün tabiinden olacak bir zatın bir sözünü okudum. Birine demiş ki, içimde çok gam var, hüzün var. Nedendir acaba? Ona cevap vermiş o. İşlemek üzere niyet ettiğin günahlar seni gamlandırır ve kalbinin huzurunu bozar. O günahı işlemesen. İşlemek üzere bir günah karar verdin. Ama o günahı daha işlemedin. O senin içinde hüzün meydana getirir. Sıkıntı, stres meydana getirir. O zaman onun için İmam Rabbani der ki bir kısım insanlar sabahtan akşama kadar yaptıkları amelleri yazar, akşama da onların bir hesabını yapar tüccar gibi. Hatta bazıları niyetlerini de yazardı, mahcup edecek içinde niyet ve talep geçmiş mi, onun için de gizli istiğfar ederlerdi. Şimdi buradan dönecek olursak, diyorlar ki bahçesi yok, hazinesi yok, böyle bir peygamber olur mu diyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bunların bu söylediklerine, isteseydi Allah daha güzelini, ırmaklar içinde akan cennetleri verebilecek olan Allah sana, وَيَجْعَلَّكَ قُسُورًا ve sana saraylar kurabilecek Allah'ın şanı çok yücedir. Ne dersiniz? Bir daha okuyalım. تَبَارَكَ الَّذِي اِنْشَاءَ جَعَلَكَ خَيْرًا مِنْ ذَٰلِكَ. Dilerse bundan daha güzelini, yani onların o hazine, bahçe dediklerinden daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan Allah, saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı ne yücedir. Öyleyse bizim sarayımızın olmaması, olması bizim için manevi anlamda bir eksiklik değil. Biz okuduk saray sahibi peygamberler de var. Davut Aleyhisselam gibi, Süleyman Aleyhisselam gibi. Muhteşem imkana sahip. Öyleyse kulluk başka bir şey. Bunun için bu saray kelimesi biz biraz çok böyle takılırız. Hani böyle bir gün şeyin ismini söylemeyin. Bir yere gitmiştim, adam yazmış ya bundan 30 sene evvel. Villa hayalim yazmış. Dikkatim, villa hayalim. Bir ev işte. Halbuki sarayla ilgili bir ayet var okuyayım size. İnneha darmi bişararin kelkası. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, şüphesiz cehennem her biri saray büyüklüğünde kıvılcım saçar. Nürselat suresi ayet 32. Görüyor musunuz? Hani saray saray saydı gözümüzde büküyoruz ya böyle. Şey, şuranın sarayı buranın. Saray büyüklüğünde kıvılcım saçan. Onun için yuhibbûne dünya ve yetsevler ukbâder hadisler. Dünyayı seviyoruz, evlerimizi, diyarlarımızı, ahireti unutuyoruz. Esas saray orada olacak. Minel cenneti gurafa, ne odalar, ne büyük nimetler adı olacak. Efendimiz buyuruyor ki cennete girdim. Çok güzel bir köşk gördüm. İçine girip bakayım dedim. Sonra sordum, kimindir bu? Dediler ki Ömer'indir. Sonra Ömer'in kıskançlığını hatırlayınca içine girmedi. Hep Hazreti Ömer dedi, ya aslında senden de mi kıskanacak? Çok kıskanç birisi. Efendimiz etrafında o zaman haremlik, selamlık gibi anlaşılacak hükümler gelmemiş. Kadınlar oturmuş bir şey soruyor herhalde. Ömer geliyor demişler, çoğu kalkmış gitmiş. Ya Resulullah bu nedir bu kadınların hali falan böyle farklı bir mizacı olan bir şey. Efendim diyor ki onun kıskançlığını hatırladım diyor. Şimdi kıskançlık kelimesi de artık kullanılması ayıp kelime.
belalardan olur gibi olur. Kıskançlığın amele. Tabii hastalık boyutu olan kıskançlıktan bahsetmiyorum ama ben saattan kıskancım, Allah da benden daha kıskançtır diyen bir peygamberin doğumunu kutluyorum. Öyleyse kıskanmanın ve kıskanmamanın sosyal, psikolojik, imani, dünyevi, uhrevi, mahremi değerlerindedir. Kıskanmak sadece kendi kadınlarımızı, erkeklerimizi değil, başkalarını da kıskanabilmek. Hani eskiden mahalle delikanlısı olurmuş da mahallesinde ne kendisi ne de başkasının kötülük yapmasını istemezmiş, öyle mi? Kıskanırmış, hop bizim mahallede bunu yap ama kendi de yapmaz. Kendi yapıp da başkasına o kıskançlık değildir. Hanımı kıskanıyor ama öyle erkeklerle oturma, kalkma, konuşma, gülme, tamam mı? Hanımına diyor ama kendisi serbest. Soralım bakalım kadınlara, çok normal görüyorlar mı, görmüyorlar mı? Bunun ölçüsü nedir? Şimdi bu kısmı da geçtikten sonra şöyle beyan edelim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Hud suresi 12. ayette, Habibim belki de sen müşriklerin فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ وَضَائِكُمْ بِهِ صَرْفِ اَنْ يَكُمُ لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْفٌ. Ona bir hazine indirilseydi kenz. Halbuki kenz çok kötü bir şey. Yani biriktirmek, yığmak, efendim onları muhafaza etmek veya bunda efendim hak yolunda harcamamak vesaire çok kötü bir şey. Aklıma geldi kenz deyince şöyle bir ayet-i kerime neredeydi? Tevbe suresi 34-35. Bir kısmını okuyalım ayet-i kerimin. هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِيَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Kıyamet gününde kendiniz için kens, biriktirip, yığıp harcamadığınız, zekat fitresini vermediğiniz, belki ailenizden kıskandığınız şeylerdir bu hazineler. Haydi tadın bakalım azabı diye onların efendim böğürlerine ve sırtlarına o hazinelerle azap edilecek. Gördün mü? Kens. Karşılığında bunun hayırlı olan ne? Zeka, infak. O da derecedir. Şimdi mesela ben ne kadar yönelttim? İşte zekatı veriyoruz varsa. Kurban da kestim, fitre de verdim. Bitti, tamam işte daha bunun... Yok öyle değil. Tam derecesini sıralamayabilirim. Konu konuyu açıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Dereceleri var vermenin. Mesela bir, 1/40. Hasret Ali diyor ki 1/40 cimrilerin zekatı. Yani en az zaten 40'ı vereceksin, bundan başka çaresi yok, kurtaramazsın. Bu cimrilerin zekatı. Yukarı nasıl olur? Olur olur. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْرُ. Soruyorlar ne verelim diye. De ki ihtiyaç fazlası. Hadi böyle çıkmışım şimdi. İhtiyaç fazlası. En hayırlı sadaka, savılan keçisini ihtiyacı olana verip, İşin bitince geri gönderirsin denilen sadakadır diye alış çerim var. İki tane keçi var, üç tane var. Birinin de çocuğu var veya yiyeceği yok. Al o keçiyi besle, süt de veriyor şu anda, sütü senin olsun. Görüyor musun? İhtiyaç fazlası. Ama adamın birisi öyle demiş. Ah demiş, zenginlere şaşıyorum doğrusu demiş. Benim iki tane evim olsa birini fakire veririm. İki tane arabam olsa birini fakire veririm demiş. Dinleyen de onu dinlemiş. Peki demiş, senin kaç tane gömleğin var? 2-3 tane var. Birini verir misin fakire? Ya ben evle arabayı dedim, gömleği demedim demiş. Başkasının günü verir demek kolay. Başka bir ayet. لَنْ تَنَارُ الْبِرَّ حَتَّى مُنْتِقُوا مِمَّا مُحِبُّونَ. Sevdiğiniz şeylerden vermek. Hani söylüyorum zaman zaman, cüzdanı açtık, para vereceğiz. 20 lira. Biri çok eski, biri gücür. Şu eskiyi vereyim. Nasıl olsa sadakayı da veriyoruz yine. Bir ara çıksın. Yeniydir de eskiyi dedin, niyette bir bozukluk var. Anla ki sevdiğin aynı para. Aynı para ama yenisi bana kalsın dedin ya. Ayet diyor ki, göz yumarak almayacağınız şeyleri vermeyin. Göre göre ayıplı bir şey, sen alır mısın almazsın. O zaman verme diyor. Gördün mü? Benim için değerli bir şeyi verebilmek. Tabi anlatmak çok kolay bir şey. İşte sahabe bahçesini verdi falan diyorsun. Sonra ve yusirûne alâ
kendisi muhtaç olduğu halde başkasını tercih eden İhsan ahlakı diyor. Gör, cömert dikkat çeşitmiş gördün mü? Daha da vardır Kur'an-ı Kerim'de sıralamalara veya tasniflere baktığımız zaman. O halde değerli dostlar, buradan şunu görüyorum. Diyorlar ki, bir kenz indirilseydi, hazinesi olsaydı ve bir de evcâmâhu melek, yanında bir de melek olsaydı. Cenab-ı Hak diyor ki, innemâ ente nezir. Bunlar ne istiyor? Sen uyarıcısın. Vallahi var ya bir şeyin vekil. Allah her şeye vekildir diyor. Başka ayet-i kerimeler de var, geçiyorum. Şimdi birkaç ayet var ama bunları geçiyorum. Vakit aynı ilerledi. İsra suresi 90'dan 95'e kadar olan ayetlere bakalım. Siz evde eksik kalırsa bakınız. Ve kâlû diyorlar ki lem nü'ne leke hattâ tefcura lenâ minel ardı yenbu'a. Arapların da o bölgede en çok ihtiyaç duyulan şeyin su olduğunu biliyorsunuz. Diyorlar ki yeryüzünde yerden bize bir kına fışkırtmazsan biz sana inanmayız diyorlar. Bakın peygamber ekonomiyi düzeltirse, suları akıtırsa, tabii ki dinin getirdiği değerler ekonomiyi düzeltir ama yani bu tip işler, dünyevi işler yaparsa biz sana inanırız diyorlar. Adam bir dedi ki, ya ben dedi bir hocanın sohbetine çok gittim geldim, gittim geldim. İşler çok ileri gitmedi dedi. Cemaattan da çok bana müşteri gelmedi, bıraktım dedi. E senin dedim kitapta yerin var. Var mı dedi. Tabii dedim ya, sen kitapta yeri olan adamsın. Öyle kendini sıradan görme dedim. Kitapta senden bahsediyordum. Nerede dedim. Bulayım da söyleyeceğim dedim. Ayet şu. Hac suresi 11. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرُنُتْ مَاَنَّبِي وَاِنْ اَسَابَتُ فِتْنَةٌ غَلَبَ لَا وَتْيَ قَسْرَ الدُّنْيَا وَلَا آخِرَ. Bakın ne buyuruyor? İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'ın harf üzere ibadetler. Harf, kıyı, kenar demektir. Kenardan kenardan, kıyıdan kıyıdan, göbeğinden, ortasından, merkezinden değil ha. Kenarından. Az bir şey kenarından. Öyle ibadet eder, öyle kulluk eder. Ciddiydi. Devam ediyor ayet. Kendisine hayır dokunursa o zaman gönlü hoşnut olur. Oo, çocuklar erkek oluyor, işler bereketli oluyor, sağlıkta düzelmeler oluyor. Oo, itibar artıyor. Hay mübarek, Allah'ım sana şükründen acizim. Bak, istemeden veriyorsun Allah'ım der. Ama kendine kötülük gelirse gerisin geriye küfre döner. Adamın derdi bu. İsterseniz bunu anlatacak başka bir ayet söyleyeyim. Bu akşam kandil akşamı. Akşama kadar vaaz edebiliriz. Olmaz mı? Peygamberimiz bir gün ikindiye kadar vaaz etmiş. Cenneti cehennem anlatmış. Bakın şimdi, işin mal boyutundan Allah'la ilişkimize bakmıyor. Fe emmel insan yüze mektere urakku fe ekramu ve nehanu fe yekul rabbi ekramu. Ben bu ayeti anlayana kadar anladım bu bilmiyorum ama anlayana kadar canım çıkmış. Niye? Şöyle manası. İnsana diyor Cenab-ı Hak, insan Rabbi onu deneyip kendisine ikramda bulunduğunda bol nimet verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Doğru mu? Allah imtihan ediyor, nimetler veriyor ona. Fe ekramahu ve ne'amehu. Her şey verildi, Allah bana ikram etti. وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي هَانِ. Ama onu deneyip rızkını daraltınca der ki Rabbi ehane, Rabbim beni hor, hakir, aşağılık, önemsiz gördü, değerlendirdi. Bunun ikisi mi doğru, ikisi mi yanlış, biri mi doğru, biri mi yanlış? Soru bu. Bir daha söyleyeyim. Verince ikram etti diyor, vermeyince önemsemedi, aşağıladı diyor. Burada doğru var mı? Ne olmayayım sizi? Kelle, belle, tüklümmüne dedi. İlk diyen adam da dahil, ikisi de yanlış söylüyor. E nasıl ilk diyen adam ne güzel dedi ya, Rabbim bana ikram etti. Ya lan! Rabbim ikram ettiğinde samimi olsaydı, Allah biliyor ki, yetime ikram etmiyorsun, yoksulu yedirmekle teşvik etmiyorsun, haram helal mirası alabildiğine yiyorsun. Malı da ve tutukunan mala hukman cemma pek çok seviyorsun. Yazıklar olsun sana diyor. Bir de kalkmış da Rabbim bana ikram etti diyorsun. İkram etseydi bu işleri böyle yapmazdı diyor. Biliyor musun, anlatabildim mi? O zaman bir adam Allah adama
mal verdi, vermedi, oradan işe bakıyoruz biz şimdi. Tabii ki mal kötü değil, bunu kaç kere söyledik. Salih bir insan da kötü değil. Allah malın aleyhinde konuşmuyor, insanın bakışının aleyhinde konuşmuyor. Bir tane ayet söyleyeyim malın değerini ilgili. Geçen gün birisi sordu bana, hocam o geçen vaatta anlattığın kıssada o iş ne oldu? Paralı kıssalı oldu mu unutulmuyor bu hafta. Dedim ki cemaate ben borç para verin diye vaaz edemiyorum geçtiğimiz gün burada. Niye? Çünkü borç para verdim adam alamaz da parayı gelecek bana diyecek hocam ben sana inandım verdik parayı gelmedi para ne yapacaksın? Ben de adama çıkarıp vermem lazım. Göremeyeceğim. O zaman önce cemaati borcu ödeyecek hale getirmeli sonra ona borç verdirmeli. Bakın malın değeri. وَلَا تُكْتُسْ سُفَهَا اَنْوَالَكُمُ الَّذ۪ي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرْزُقُوهُمْ ف۪يهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا Ayet 5, Nisa suresi. 4. sure. 5. ayet. Allah'ın sizin için geçim kaynağı kıldığı mallarınızı aklı ermeyenlere vermeyin. Onlara yüzde yedirin, besleyin, giydirin, güzel söz söyleyin. Adam geldi, abi be dedi. Ne var? Bana şu kadar 1000 lira para lazım. Çok değerli bir para. Ne yapacaksın sen bunu? Anlattım. Bir bakalım bunun aklı bu işe yetiyor mu yetmiyor. Anlarız değil mi? Bunun aklı bu işe yetmiyor. Hadi bakalım yürüyün. Bunu da desek ayıp olur. E peki ne yapmak lazım? O zaman diyor ki Cenab-ı Hak. وَرْزُقُهُمْ ف۪يهَا Rızıklandır ihtiyacından biraz bir şey ver. وَكْسُوهُمْ giydir. وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا Ona bir de güzel söz söylesin. Yani böyle kırıcı, işte kilise direği gibi boynum var da hala çalışmıyorsun da geliyorsun da gidiyorsun da benden istiyorsun. Böyle de söyleyip kalbinde kırma diyor. Ona güzel konuş diyor, hani gönder. Sakın malını kaptırma diyor. Kim söylüyor? Allah-u Teala söylüyor. Burada bir ayet aradım. Güzel söz söyledi diye. وَاِمَّا تُعُدَنَّا نُبْتِبَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan o zaman onlara yumuşak söz söyle. Yoksul sahabiler peygamberimize geliyor. Ya Resulallah diyorlar bizim ihtiyacımız var. Ama bir şey de yok. Efendimiz de çok üzülüyor, çok mahcup oluyor. Verecek bir şey de bulamıyor. Allah'ım bana sen bir yerden ihsan et ki bir sebepler ver bana ona da bu iş düzelsin. Böyle ümit ediyorsun. O zaman فَكُلَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا Onlara kolay, yumuşak, tatlı, böyle inşallah gelirse getiririm. Rabbim size de kolaylık versin, duam sizinlendir. Bir araştıralım bakalım gibi böyle söz söyleniyor. Şimdi ayetler neler söylüyor? Bir gün depremde yardım dağıtıyorsun. Hoca ihtimalden güveniyor, getiriyor. Tabii ben dağıtırken, vaaz etmek ayrı şey, yaşamak ayrı şey. Ben bundan almam diyor, bu battaniye değil, olan iyisini verdim diyor, ona bu sabundan verdim, bana bundan verdin, yok o çorbanın üstünden verdin, etinden vermedin. Sanki dersin ki parayı ödemiş de dişi getirmiş mal oluyor gibi, canımı sıkıyor. Ben de bir iki kişiyle böyle arada tartıştım, akşam oldu düşündüm. Ya bir hayır mı yapıyoruz, günah mı yapıyoruz? İşlere bakıyorum tartışıyor, yaptığımız iş hayır. Dedim nerede eksiklik var? Düşündüm vaaz ettiğim şeyleri. Onlar kamyonun dışında aklıma gelmiyor. Buldum. Sahabeden biri geliyor, Efendimizin yakasından tutuyor, burası böyle kıpkırmızı oluyor. Adalet yap ya Muhammed diyor, adalet yap diyor, bak bize vermedin diyor. Ya, senin yakayı daha tutmadılar, ben aldırış etmedim. İnsan bu, böyle oluyor. Tamam efendim, bunu da böyle tamamlamış olduk. Şimdi ben bir özetleyeyim, bu iş uzadı. اَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَقِينٌ وَاِنَّ فِي مَتْفَتِّرَ الْاَنْهَارَ مِنَا لَا تَبْتِيرًا Diyorlar ki, pınar olsun ya da hurma, üzümün olan bir bahçen olsun, arasından şakır şakır su aksın. وَضُرْبْ لَهُمْ مَسَلَا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِيَا قَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَوْنَابِ Böyle bir ölçük, böyle bir bahçe var, Kehf suresi. Ama peygamberin bir bahçesi var, pınar ortadan yapıyor. O zaman zaten peygamberin demeden bile bir sürü bedavacı adam gelir o bahçeye, gelmez mi? Bahçe için gelir. Bahçe için değil, Allah için peygamberin yanına gelmek lazım. Yoksa bahçesi olan adamın yanına, herkes yazdı, adama sordum, yazlığa gitmemi sattım dedi. Niye dedim? Kışın selam verip çay içmeye gelmeden yazın yazlığa geliyoruz, hanım bıktı dedi, sattık dedi. İstediğimiz yere yazlığa gidiyoruz, millet de gelmiyor. Yazlıkçıları bile bıktırıyoruz biz. Böyle peygamberin bahçesi olsa ben oradan çıkar mıyım?
Ama peygamber olduğu için mi, bahçesi olduğu için mi? Benim bahçe olan arkadan ondan idare ettiğim için. Devam ediyor ayet. Yahut iddia ettiği gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut da evdeyi billahi vel melaiketi kabile Allah'ı bize getirip peygamber ve meleklerle karşı karşıya koymuyorsan biz sana inanmayız diyor. Böyle bir peygamber diyor. Göster bir Allah'ı. Melekleri göster diyor. Yahut devam ediyor. Ev yekûne leke beytun min zukrufin. Yahut altından bir evin olmadıkça, göve çıkmadıkça sana asla inanmayacağım. Zuhruf. Bir şey de oradan söyleyeyim. Zuhrufla ilgili. Şimdi bir şey diyeceğim de demin. Akşama kandil ya, hazır vaaz edemiyoruz. Cemaati de bulduk. Biraz edelim. Şimdi Sinan Bey sordu bana. Dedi ki eski müftümüz diyelim belki. Nasıl gidiyor Orhan Camii'de sezginlerden sonra hizmetler dedi. Dedim ki her yerin derecesi farklı. Ne gibi? Burada 89 derece farklı bir durum var dedi. Nasıl 89? Valla 52 Cuma biz vaaz etmiyoruz. 30 Ramazan'da biz vaaz etmiyoruz. 5 Kandil de biz vaaz etmiyoruz. Evet. 2 Bayram da biz vaaz etmiyoruz. Merkez olduğu için büyüklerimiz, vaizlerimiz. 89 eksiği de başladık burada. E o gün öbürü eski bereketlerden gidiyoruz. Arada bir korsan oluyor. Şimdi vaaz ışık Kandil'de imamı imam yapan cuması gidiyor. Burası merkez cami olunca tamam hutbe okuyoruz ama şikayetimiz yok ama her caminin artısı eksisi fazla. Onun için şunu da söyleyeyim. Zuhruf suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Bakın bu çok önemli. Diyorlar ki altında ne demişlerdi? Yani peygamberle ilgili olarak ifadeleri şuydu. Altından bir emin olmadıkça yahut göve çıkmadıkça sana asla inanmayacağız dediler. Şimdi gelin buradan bir altın konusuyla ilgili bir ayet-i kerime ben sizlere arz edeyim. Zuhruf suresinde Cenab-ı Hak 33 ve 34. ayetlere bakın. Ne diyor biliyor musun? Eğer bütün insanlar kafirlere verdiğimiz nimetlere bakarak imrenecek olmasaydılar وَلَوْ لَا يَكُنَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدًا لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ تُفْلًا وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ اَبَّابًا مَسُولًا عَلَيْهَا يَتَّكُونَ وَزُخْرُفًا Surenin adı da zuhrufsa, ilahi. Eğer insanlar kafirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen bir ümmet olacak olmasaydı Allah yani Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar, üzerlerine çıkacakları merdivenler gümüşten yapardı. Evlerine gümüşten kapılar, üzerlerine yaslanacakları koltuklar ve altından süslemeler yapardı. Bütün bunlar da dünya hayatının süsüydü. Başka bir şey değil. Şimdi dikkat edin. Allah'ı bütün insanların inkar etme endişesi olmasaydı beni inkar edenlerin hepsini altın, gümüşten evlerine, tavanlarını süslerim haberiniz olsun dedi. Gördünüz mü? Biz de altın, gümüş için canımız çıkıyor. Mil'ul erdi zeheben velebim tedavi. Kıyamet günü yer dolusu altını olsa, bir misli daha olsa başka ayetler var. Allah ya Rabbi beni ateşle yakmak için. Ha burada 40'ta bir vermiyoruz. Orada hepsini verecek yer dolusu altın. Ve ahledetil erdu ezgâlehanın bir manası yerdeki hazineler yukarı çıkacak. Al insan denilecek, almayacak insan. Niye? Orada bir işe yaramıyordu orada. O zaman değerli dostlar, zuhrufu anladık mı? Demişler ki böyle bir yalnızlı bir evi falan olsaydı, bağlı bahçesi olsaydı. Bunu da geçtik. Ve şöyle söylüyorlar. وَمَا مَنَا نَسَا يُفْنِي جَاءُ هُدَى اِلَّا اَنْ قَابِ اَبَحْسَ اللّٰهُ بَشَرَ الرَّسُولَ Sure-i İsra işte 94. Kur'an hidayet geldikten sonra insanlara iman etmelerine engel nedir? Neden iman etmediler? Allah bir beşeri bir peygamber olarak gönderdi. Şimdi beşer, metabolizma dediğimiz görünen cilt kısmına denir. İnsan, ruh ve beden kısmına denir. O zaman burada şu var, Cenab-ı Hak diyor ki, kul de ki, levkâne filerde melaike. Ama yeryüzünde melekler olsaydı, yemşûne mutmainnine lenezzenne aleyhim nessemâi meleke rasûle. O zaman insanların yerine melekler olsaydı biz de o zaman semadan melek peygamber gönderir. E siz melek misiniz değil, o zaman ne yapacaksınız siz melek peygamberi? Size sizin ennebiyyü evlâ bil müminîne minenfüsün. Lekad câkum rasûlüm minenfüsün. Böyle ayetler diyor ki size sizden biri gönderir, daha ne istiyorsunuz?
sizden biri gönderildi. Sonra başka ayetler de var, bunları geçiyorum. Şurada bir ayet daha okuyalım. Bir vaktinizi aldım, özür diliyorum. Cin suresine bakınız, 20. ayetten sonra. قُلْ نَهِ اِنِّي لَا اِنْ بِكُنْ اَقْتَرْ Peygamberimiz diyor ki Cenab-ı Hak, de ki ben size fayda da veremem, gücüm de yerim. Onu adam peygamber kabul eder mi? Benim size faydam olmaz cemaatim, üstü bir zararım da olur. Şimdi biz buraya niye toplanıyoruz? Görüyor musunuz? Fayda, zarar kaynağı, tevhidde peygamberden değil, Allah'tan ve insanın hidayetinden başlıyor. Peygamberin büyük şerefli görevi var, ayrı konu. Dikkat edin işte bakın. قُلْ تَكِ اِنِّي لَا اِنْكِينَ اِنَّ اللّٰهِ حَدُونَ وَلَنْ اَجْنَ مِنْ دُونِي مُلْتِحْرَدًا Eğer bana bir kötülük dilerse, Allah'a karşı beni kimse himaye edemez. Ondan başka sığınacak yerim yok. Yani öyle bir Allah'a çağırıyorum ki bana bir musibet verecek olsa, beni kimse kurtaramaz. Gene kurtaracak olan odur. اَوْزُ بِكَ مِنْكَ Senden sana sığınırım ya Rabbi. Peki peygamber başka nedir? Değil. قُلْ تَكِ لَا اَكُلْ لَكُمْ اِنِّي خَزَائِنُ اللّٰهِ En'am 50. Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Paralar, yıllar, ganimet bendedir demiyorum. Öyle bir peygamber ki. Ganimet getiriliyor, beşte biri ona veriliyor, o dağıtıyor. Bir gün ikinciyi kıpırır, hızlıca çıkıyor cemaatın omuzundan adeta, tabiri caizse. Şimdi merak ediyorlar, ne oldu ya Resulallah? Diyor ki, ganimet mallarından fakirlere gitmesi gerekenler vardı, o evde kalmış, ondan üzüldüm diyor. Bir gece birisi muhtaç yatmasın diye evdeki ganimeti hızlıca dağıtan bir peygamber. Ve onun fakirlikten korkmadığına şahit olduk deyip mümin olan insanlara sahibiz. Onun için peygamberimizin kadrini de hani müşrikler indirgiyor indirgiyor ama biz de hakkıyla biliyoruz bu olayı diyor. Sonra şöyle de, وَلَا اَكُلَيْهُ مِنِّي مَلَكُ Ben meleğim de demiyorum diyor Efendimiz. اِنْ اَتَّبُوا اِلَّا مَا يُنْحَا اِلَيْهِ Ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum. İman budur diyor. قُلْ دَكِ لَا اَكُلْ نَفْسِي نَفْمَنْ وَلَا ذَرَّنْ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ Araf 188 Kendim için diyor ki bakın وَلَا اَكُلْ دَعَلَمُ الْقَيْبَ لَسْتَكْزَرْتُ مِنَ الْقَيْبِ Kendim için bile Allah dilemedikçe ben hiçbir şeye gücüm yetmez. Ne fayda sağlayabilirim ne zararı uzaklaştırıyorum. Şayet geleceği bilseydim kendim için çoğu mal mülk edinirdim ve bana hiçbir fenalık da dokunmazdı. وَمَا مَسْتِنِيَ Ben geleceği bilmiyorum ki diyor. Bilsem ona göre davranırdım ama bilmiyorum. Bilen Allah'tır diyor. Allah'ın bildirdikleri yok bazı bunlarda var. Ama bütünü bildirilmiş mi? Böyle ne kadar güzel bizden biri bir konuşuyor. Diyor ki ben geleceği bilsem kendim için bütün hayırları toplardım. Ama hayır aslında imandadır. Dünyayı toplamak, biriktirmek değildir. Başka ayetlerde var bunları geçiyorum. Ve sonucu olarak diğer ayetleri geçelim. Diyorlar ki inendim illa beşerun misluna vesaire. Şöyle birkaç hadis-i şerif söyleyeyim. Efendimiz buyuruyor ki Bukhari'de Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı surette medettikleri gibi sakın siz de beni medetmekte aşırı gitmeyin. Şüphesiz ben sadece Allah'ın kuluyum ve böyle söyleyeyim. Allah'ın kulu ve elçisi deyin bana diyor. Yine başka birisinde bir gün biri gelmiş. Ey Efendimiz, ey Efendimizin oğlu, ey hayırlımız, ey değerlimiz, ey kıymetlimiz başlamış söze. Efendimiz buyurmuş ki, ey insanlar Allah'tan korkun. Şeytan sizi aldatmasın. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allah'ın kulu ve Resulü'yüm. Allah'a yemin ederim ki beni Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı sevmiyorum. Allah'ın kulu ve elçisi deyin yeter. Başka şeyler söylemeyin. Ben hoşlanmıyorum bunda diyor Ahmet İbn Hanbel'den rivayet. Şimdi biz birbirimizi methederken devlet başkanlarımızı, hocalarımızı, zenginlerimizi, devleti kuranları ne lüzumsuz laflar ediyoruz değil mi? Ve bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Ümmü Seleme'nin odasının kapısının önünde şiddetli bir kavga olmuş. Efendimiz dışarı çıkıyor diyor ki ben de sizin gibi bir insanım. Bana hasım olarak geliyorsunuz. Ben hükmümü veriyorum. Eğer bu hüküm doğruysa siz kurtulur ama yanlışsa siz ateş almış olursunuz. İster al ister bırak. Niye yanlış hüküm verir? Oradakilerin yalan beyanları veya yeminleri vesaire. Sonuncusu, Efendimiz Ebu Hureyre'yi naklediyor. Diyor ki, Allah'ım Muhammed ancak bir beşerdir diyor. Beşerin kızdığı gibi kızar. Ben senden söz alıyorum. Elbette sen bu ahdi bozmazsın. Ben ancak bir beşerim. Allah'ım diyor, Müslim'de alışırım. Hangi mümine eziyet eder, kötü söz söyler ve döversem, bunu onun için bir kefaret ve kıyamet gününde
de onu kendisiyle sana yaklaştıracağın bir ibadet eyle ya Rabbi. Birini kırmış olabilirim. Birine bir şiddet uygulamış, dokunmuş, kamçı bir şey olabilir. Ama bunu ne olur ya Rabbi ona yakınlığa vesile kıl diyen bu kadar mütevazı bir peygamberimiz var. Sonuç bir gün namaz kılıyor, 4 rekatı 5 kılmış. Sahabe sormuşlar, ya son namazlara ziyade mi var? Hayır demiş. Demişler böyle oldu. Şayet bir şey olsaydı size söylerdim. Fakat ben de sizin gibi bir beşerim. Siz unutursunuz işte, ben de bugün unuttum, öyle oldu buyurarak. İnsani, beşeri yönünü, bizim beşer olarak hatalarımızın da nasıl örnekleyeceğini Buhari hadis-i şerifimize naklediyor. Bütün bunlardan sonra Muhammedun Resulullah, Muhammed Allah'ın elçisidir. Şimdi bir cümleyle bitirelim. Şöyle bir şey. Şimdi Peygamberimizin kıssaları tabii çok hoşumuza gidiyor. Anlatmak, dinlemek, o kadar çok böyle değerli, gözyaşı dökülecek, ibret alınacak çok şeyler var. Ama şunu söyleyeyim. Biz işi bazen çok böyle edebiyatlandırıyoruz, süslendiriyoruz falan. Halbuki densek, Peygamberimiz buyurdu ki Allah'a, ahirete inanan ya hayırlı konuşsun ya sussun. Hepiniz bunu biliyor musunuz? Ben kerimini billahi ve yevmül ahir 3 kere geçiyor. Şimdi buyurun sünnet. Allah'a, ahirete, burada şu var. Peygamberi öteleyen, ihmal eden Allah ve Resulü, Allah ve ahirete hakkıyla inanmamıştır. Bir daha söyleyeyim. Allah ve ahirete inanmamıştır hakkıyla. Niye? Bakın geçen gün arabaya bindim, Diyanet radyosu açıldı, bir güzel bir şey dinledim. Şu anda Dinişleri Yüksek Kurulu Başkan Vekiliymiş. Çok kibar anlatıyor. Bekledim ismi neymiş? Ne dedi biliyor musunuz? Peygamberin sünnetinden bahsediyor. Taabbudi olan sünnetleri ihmal, ahlaki olan sünnetleri gevşekliğe götürür dedi. Yani şu, namazın sünnetlerini ihmal edersek dedi. Ya farzı bir farzından kılalım yeter işte öğleni. Ya da işte sünneti kılmasak da olur. Ya da oruç sünneti diyelim, pazartesi, perşembe veya başka. İbadet olan sünnetleri ihmal etmeye başladık mı, Allah öbür sünnetleri de bizden men eder hatta. Gözümüzden düşer. Bir daha onlara yaklaşamayız. Çok hoşuma gitti. Şimdi biz Peygamberimizin sünneti dediği zaman Efendimiz buyursa ki bana bir su verir misin? Ya suda farz mı vacip mi? Sorar mısınız siz? Müstahap mı? Getirmesem bir günah var mı? Su verir misin dedim. Bu kadar ya. Başka bir şey demedim. Şimdi o halde bundan şu var. Efendim diyor ki ya hayırlı konuş ya sus. Başka? Komşusuna eziyet etmesin, ikram etsin. Öyle demiyor mu? Peki biz bu akşam kandilde anlatacağım. Başka hocalarımız anlatacak. İlle ben anlatacağım diye bir şey yok. Ben 40 sene anlattım. Ama bizim bu kandil veya sünnet aşkı komşu ilişkimizin düzeltilmesi Peygamberimize bağlı. Vallahi mümin değildir diyor Efendimiz. Yemin ediyor, kim ya Resulallah? Komşusu şerrinden emin olmayan insan diyor. Büyüğüne saygılı, küçüğüne merhametli olmayan bizden değildir diyor. Kim değişecek mi ya Resulallah? Çok yok demiyorum ama daha bir İmam Ebu Hanife'nin hayatını okuyorum. Diyor ki, hocam Hammad vefat ettikten sonra babamla beraber onu istiğfar ve dualdan asla ayırmadım diyor. Saygıya bakar mısın? Ya ne güzel. Hocam vefat etti diyor, babası da ölmüş. Her duamda babama nasıl dua ettiysem ona da dua ettim diyor. Onun için bir alime demişler ki, bereketi nerede buldun? Ne demiş biliyor musun? Okuduğum hocalarımla, okuttuğum talebelerime istiğfar etmekte bereket buldum. Allah'ım hocalarımı bağışla, okuyanları, dinleyenleri de bağışla diye. Böyle sevgiyle yaklaşıyoruz. Cenab-ı Hak ahlakımızı güzelleştirir. İşimiz zor. Ama yapılmayacak değil. Eksiğimiz de var demiyorum. Hayır. Burada zannediyorum benim bir akrabam Osmaneli'ye, Osmaneli değil mi bizim burası? Şurada. Onun bir köyüne imam gittim. 30 tane bir köymüş. Nasıl bir köy falan diye sordu. Çok iyi, çok sakin, çok huzurlu bir köy dedi. Örnek dedim nasıl huzurlu oluyor? Şöyle huzurluymuş. Süt kazanını asıyorlarmış. Sonra siz de süt satıyorsunuz. Getiriyor musunuz 2 kilo süt? Döküyorsunuz kazana. Kağıt olmuş orada yazıyor. Mustafa 2 kilo döktü. Ayşe Hanım getiriyor 5 kilo döktü. 5 kilo döktü.
Hepsi sütçü geliyormuş, o kazandakiler alıyor, 30 kilo. İsimler de burada 30 kilo çıkıyor. Ne güzel köy değil mi? Burada demiş, kimse kimseyi kandırmaz, kimse dökmediği sütü yazmaz, yazdığında doğru yazar. Kaç kilo döktü? 3 kilo, 3 kilo, 2,5 kilo yazıyor. Oraya da 2,5 kilo yazıyormuş. Adam tam topluyor, parayı ondan sonra getiriyor. Hiç eksik çıkmıyor. Bak görüyor musun? Hep de kötüleri anlatıyoruz, iyileri. Koca köy işte, 30 hane deyip geçme. Ellerini. Yani kimse sütü herkes, hani bizim hikayede şu var, gece süt dökün demiş padişah, sabah bir gelmişler bir taraf su. Kimse anlamaz bir kovasından demiş, herkes su dökmüş. O zaman burada şu var, iyilerimiz de var. Allah iyilerimizi ziyade eylesin. Cenab-ı Hak yine dün akşam ve ümmet-i Muhammed'den vefat edenlere rahmet, ailelerine sabır, milletimize sefat, düşmanlara lanet, azim ve tevekküle rağbet, Allah bize yeter şuuruyla gayret içerisinde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Kandilimiz, ömrümüz, hayatımız bereketli olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. El-Fatiha.